Herkese merhaba, ben Batuhan İzbırak. Bugün yeni bir seri Red Dead Redemption 2 oynayacağım. Biliyorsunuz ilk Red Dead Redemption'ın 12 yıl öncesine gidiyor ve Dutch çetesinde gelişen böyle olayları anlatacağız bize ve Arthur Morgan'ı canlandıracağız. Hikayede dilim döndüğünce ve İngilizcem yettiğince size anlatacağım. O yüzden çok fazla performans beklemeyin. Onun harici yani Vahşi Batı'nın sonunun geldiği dönemlere, böyle yavaş yavaş bitiyor dediği dönemlere gireceğiz. Ben de oyunu ilk defa oynayacağım bu arada. Yani satın aldım ve ilk kez açıyorum. Sadece bir grafik ayarlarımı yaptım, yükseğe çektim. O kadar. Başka hiçbir şey yapmadım. Keyifli seyirler diliyorum. Umarım beğenirsiniz. Artık Arthur Morgan'da ben canlandırayım bir kere şu YouTube aleminde ya. Çok mu şey istiyorum yani. Hükümet çetelerin dönemini yavaşça bitiriyor. Biliyorsunuz oyunda bahsetmek gerekirse hükümet çetelerin dönemini bitiriyor. Vahşi Batı'nın birazcık böyle sonuna doğru geliyoruz. Onlarca oyunla ilgili pek de bilgim yok açıkçası ve 1899'da geçtiğini biliyorum. Onlarca pek de bir bilgim yok. Umarım beğeneceğiniz bir seri olur. Biraz uzun soluklu bir seri olacak çünkü bölümlerin sürelerini kısa tutuyorum. Mümkün olduğunca çok fazla video çekip çok fazla bölüm olsun ama beni yormasın istiyorum ve izlemesi de rahat olsun. Şimdi eskiden 40 dakika 50 dakika çekiyordum. Yani 40 dakika 50 dakikayı kim izler abi yani. Ben giderim 40 dakika 50 dakika oyun izleyeceğim, oynarım. Ama şimdi 25 dakika yarım saat arası bir dengeleme yapmaya çalışıyorum. Güzel olacağına inanıyorum. Burada artık çetenin 12 yıl öncesine gidiyoruz ve gangsterlik yavaş yavaş bitecek. Rockstar Games sunar. Abi belimizde altı patlar. Kalbimizde resmi. Duvarda resmimiz. Alemde ismimiz. İşte karşınızda Red Dead Redemption 2. İlk oyunu da oynamamıştım aslında ama ilk oyunu da oynayıp kanala atabilirim. Bulunsun diye. Gerçi böyle serileri de girersek işin içinden çıkamayabiliriz. Oyun bu arada bir özelliği de 4 mevsim olması. Yani oyunda 4 mevsimi aktif bir şekilde görüyoruz. Bu bence çok kıymetli bir şey çünkü ben kar yağan oyunu çok seviyorum. Ah Dutch, sana söylemiştim bu yoldan geçmemeliydik. Durursak öleceğiz. Umalım ki kaybolmamış olalım. İşte. Arthur. Şanslısın. I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he. Yapıyı buldum, yani evi buldum. Artık oraya gidebiliriz. Gidip yerleşebiliriz. Çok uzakta değil, hadi. Ve hikayemiz böylece başlamış oldu. Yani çok İngilizce konusunda bir performans beklemezseniz sevinirim. Zaten İngilizcem iyi değil. Chapter 1, Coulter. Buradan başlayacağız. Geç babacım. Gel gel, boş burası, boş. İçerisi serbest. Geç babacım. Geç. Geç ablam. Ablam üşümüş. Geç. Geç bak. Zıpkın gibi adamız. Gel hadi geç geç. Geç oğlum geç. Bu vurulmuş mu bu? Miss Gaskell. Get that fire lit. Miss Gaskell. Ha, ilk kez vurulmuyor dostum. Mr. Pearson. See what we've got in terms of food. Mr. Pearson, bize yemekleri çıkartabilir misin? Davy's dead. Davy's öldü. There was nothing more you could have done.
Ölüler asla konuşmaz. Abi, 1 lirayı çaktık. 2 tane 1 lira çaktık. John and Mike scouting out ahead. Arthur and I. Adamın gözüne. Güzel. See if we can find one of them. This? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Dinleyin beni. Listen to me all for a moment. Herkes beni dinleyebilir mi? Now we've had. Evet, buraya bir sığındık. Kötü günler geçirdik. Dışarıda bir fırtına var ve dışarıda çıkmayacağız tabii. Jenny. Çünkü Sean, daha iyi bir seçeneğimiz yok. Şu anda adamın anlattığı şey kötü günler geçirdik. Davey, onu severdim. Ama şu an bir kardeşimi kaybettim. If I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it gladly. Bu adam ne anlatıyor ya? We're gonna ride out and we're gonna find some food. Biz şimdi atlara binip süreceğiz ve size yemek getirmek için herkes burada şu anda güvende. Bu fırtına bitince de kim bilir, belki buradan gideriz. Daha uzak yerlere gideriz. Bay Pearson. Bayan Grimshaw. Bu kamp ve bu insanlar size emanet. Günler sonra geri döneceğiz. Hepiniz güçlü kalın. Kendi yiyeceğinizi üretin. Benimle kalın. Hadi bir de hoşça kalın dede. Gidelim. Haydi. Biz bize yeteriz Arthur. Herkes de IBAN'ı veriyorum beyler. Çatır çatır bana bir 2080 Ti alıyorsunuz. They both must have headed down the hill. Sure. Hey. I ain't had time to ask. Şu anda bunu sormanın sırasını bilmiyorum ama gerçekten orada ne oldu diyor galiba. Sen aklını mı kaybettin? Atlar? Aa, Bay Smith. Atlarımızı getirdi. Haydi binelim. We need you strong. Okay. Dutch, seni takip ediyorum. All right. Let's head out. Ain't sure what we're gonna find out here, Dutch. Nereye gidiyoruz, Dutch? Stay close. We'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. Been 2 days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. Oo, hadi hadi. 2 gündür yemek yemiyoruz abi zaten, bak. Yürü. Gel şurada, 2 gündür yemek yemiyoruz falan dedi ama. Köprü var, dikkatli geç. RB slow down. Haydi 4 nala, ver 4 nalayı ver. Benim atım da güzelmiş ya. Bütün atlarımın ismine Roach koymam peki. Ama bu Roach olmasın. Bu son şansımız Arthur, başka şansımız yok. Ya bu insanlar tarım yapacak, yemek üretecek, yemek yiyeceğiz ya da öleceğiz. Endişelenme, ben sana yemek bulacağım. Yemek bulup onlara yardıma geri döneceğiz ve şu an güçlü kalmalıyız. Hadi Shelter. Yapalım bu işi, hadi. Dutch. You up ahead. Who's there? Kim var orada? Micah. Micah. Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Evin var mı dedik ve bu adam tabii ki parti yaptığım ve partilerin olduğu çok güzel bir ev var orada dedi. Yani birazcık orada ne demek istediğini de tam anlayamadım desem yerinde olur. Yani oyunun çevirisinde yaptığım eksiği şöyle değerlendirmeyi düşünüyorum. Şimdi beni niye izleyesiniz ki sorularına denk gelirsek eğer, ki geleceğiz.
İşte bu nasıl kayıt, alüminyum, başka birisini izlerim amonyum diyenler olacak. Ha, ben oynayış mekanikleriyle ilgileneceğim mümkün olduğu kadar ve bilmem böyle İngilizce altyazılı bir film izliyormuş gibi. Hikayede izlersiniz belki diye düşünüyorum. Hadi Arthur. Ha, move up yapıyorum işte, yukarı çıkıyorum. Daha da benim önden gitmemi istiyorsanız söyleyin. Evet, bundan emin misin? Diye bir soralım. Bay Morgan, ben asla yanılmam. Tamam. O zaman sana bir soru daha sorabilir miyim? Sen bundan eminsin şu gittiğimiz yoldan. Abicim ne çok konuştum be. Ne çok konuştum be güzel kardeşim. Yalnız en güzel at da bizimki. Evet beyler, buranın aşağısına devam edeceğiz. Evet, ufak çaplı da olsa bir şehir bulduk. Hadi şehre inelim. Cam barımız zaten burada gösteriliyor. Tamam. Bu güzel. Let's hitch up here. Burada saklanacak mıyız abi? Atları buraya bırakalım, inelim o zaman. Haydi bakalım. Belimizde altı patlar. Let me handle this. We don't want to spook these fine people. Oo, burada bir sürü iyi insan var. Dutch'ı takip et. Dutch'ı takip ediyoruz da Dutch bize omuz atmaktan bir şey yapamıyor. Güzel partinin sesleri geliyor. Adam bize dalga geçmemiş abi. Dedi ki parti seslerinin geldiği ve birilerinin olduğu bir yer biliyorum dedi. Ben taşak geçiyor sandım ama gayet ciddiymiş. Biz vagonun arkasına geçeceğiz. Siper alacağız. Aynen böyle. Ben vagon deyince bunu da sandım dostum. Tamam, sen geç buraya. Vagon nerede dostum? Shed over there. Geçiyorum. Şuraya geçiyorum abi, tamam. Ya ben şurayı açayım mı abi? Bunu mu istiyorsunuz? Cattle shed neresi dostum ya? Neresi? Şurası mı yani? Bu mudur yani? Bu mu? Ya abi. Shed yani dökmek gibi bir anlamı var. Şimdi ben bunu bilemem ki yani. Şu dökümün mü arkasına mı geçeyim? Ne istiyorsun benden? Bu değil. Cattle shed. Ya buna gerçekten bunun anlamına bakacağım şimdi bak. Evet abi, buraya almamız gerekiyormuş. Çünkü cattle shed dediği şey yani benim sandığım gibi döküm bir şey değilmiş. Sığırların olduğu yermiş. Merhaba. Merhaba dostum. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Arkadaşım kar fırtınasında kayboldu. Ah beyler. Sana yardım edemeyiz. Söyle. Bir problemimiz var. Nedir? Bu adamlar katil. Vagonda bir ceset var. Gözlerini açık tut Dutch. Karbon attım bile adama.
Var mı başka? Dutch, kendine dikkat et. Yani bu adamlar da bir katil demek ki. Dolduruyorum. Aynen öyle, vagonda bir ceset var demişti bize. İçeri girebilirim. Hadi Dutch, gidelim. Neden ateş ettin bu adamlar? Bu adamları soyabilirdik tarzı bir şey söylüyor ama atlar kaçtı ve bu evde mahsur kaldık. Arthur, gel de kabini araştıralım. Araştıralım dayım. Yemek, viski ve medikal malzeme araştırıyoruz şu an. Al al, hepsini al abi, al. Al be oğlum, al. Al at cebine be oğlum. Al at cebine be yani. Neymiş bu? Bisküvi. Al abi. Al 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 al. Ya ben şuraları bir toplayayım. Yemeği yiyeceğim zaten. Buna basınca bir gıda tüketebiliyoruz. Evet, şu an açlık seviyemiz az. Onu da gösteriyormuş bu arada oyun. Tamam abi, ben ne yiyeyim? Bakayım bir... Bisküvitlerden bir tane şöyle bir kayıntı yapayım kendime. Tamam dostum. Ben kayıntımı yaptım. Aa, inanamıyorum dedi ama... Sen neye inanamıyorsun dostum? Aa, burada bir kafa varmış. One Colm dead is about the only thing me and Uncle Sam agree on. Alıyorum abi. Reloader. Güzel. 6 tane mermi aldık. We could maybe move the women and Jack down here. Burada başka bir şey yok bulabileceğimiz. I don't really want us to split up. Yorganı alalım. Yorgan işimize yarar. Başka bir şey almaya gerek var mı? Ne, bakayım. Atlar kaçmış mı diye bir kontrol edeceğim. Ha, bizim atlar kaçmamıştır. Bak, bak görüyor musun benim atım nerede? Dutch'a katıl. Bu benim at yalnız. Michael, Arthur, stafflarınıza dikkat edin. Michael, evi bir daha kontrol et. Kaçırdığımız bir şey var mı? Hmm, bu anladığım kadarıyla bizim bu adamla olan yakınlığımızı mı kontrol ediyor. Barn'ı kontrol. Bak ya, illa beni o tarafa götüreceksin değil mi? İlla beni o tarafa götüreceksin abi. Götür, götür abicim. Ahırı da mı kontrol edeceğiz şimdi? Açıyorum. Ahırı da kontrol edeceğiz. Aha, eleman geldi. Piç, benim kuzenimi vurdun. Nasıl gidiyor? Bu adam üstüme atladı. Oo, ölmeyi hak etti. Al bakalım. Geç şu tarafa. Seni ben bir grapleyim de. Oh, this son of a bitch will talk.
Konuş bakalım, konuş. Diğerleri nerede? Herhalde bu adamlar anladığım kadarıyla birazcık... Bu adamlar çete olabilir ve bana neden piçledin ve üstüme atladın diye bir soru... Bak sen... Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. Bir daha vurabilir miyim şu adama? İşini bitir ve atlarda bizimle buluş dedi. Adam boğduk bayağı. Boynunu, moynunu, her şeyini kırdık. Aa, at güzelmiş. Tabancanı alalım. Alalım abi tabancamızı. Şapkamı da alayım. Nerede şapkam? Yerde. Ver abi şapkamı da düşürdü herif ya. Hey Allah'ım ya. Aa, atımızı da alıyoruz. Çünkü bizim bir at kaçtı galiba. Ya okey okey hadi her şey çok güzel olacak. Haydi. Atlara fısıldayan adamım şu an. Gel seni bir çözelim hadi gel bakalım. Gel bakalım. Hadi. Ama neden oraya kadar senin üstünde gitmiyorum onu bilmiyorum gerçekten. O piçin işini bitirdin mi? Evet bitirdim. Güzel görünüşe göre atı da almışsın. Atı da aldım. Bak atı alan Üsküdar'ı geçti bile. Peki bir şey soracağım abi biz. Ah beni rahat bırak dedi. Geç bakalım şöyle. Seni incitmeyeceğiz. Her şey iyi olacak hadi. Buradan çabuk bir şekilde çıkmalıyız. Bu kadın herhalde... Bu abinin... Yavuklusu mudur nedir yani? Onlar benim kuzenimi öldü. Kazmın... Ha, bunların kocasını öldürmüşler. Ve bu kadını güvenli bir yere götürelim. Bizimle gel. Arthur. Miss. Tamam. Onlar kötü adamdı. Sorun yok. Haydi bin bakalım. Seni güvenli bir yere götüreceğiz. Miss dediydi hani... Mrs. Adler. Yani hani Mrs. Adler. Sadie Adler. Mrs. Sadie Adler. He was my husband. O benim kocamdı. Evet, işte bu yatan adam bu kadının kocasıymış ve kadınla anladığım kadarıyla eğleniyorlarmış abi. İyi oldu bu adamları vurduğumuz güzel oldu. Siz kadınla eğlenin. Hey, birileri geliyor. Görünüşe göre bu Dutch. Hey, millet, Dutch geri döndü. Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about. Apparently, scouting a train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies. İşte millet, herkes kadına merhaba desin. Size bulabildiğimiz şeyleri getirdik. Bu Mrs. Adler ve çiftçinin karısı. Ona bir şeyler ikram edelim. Mrs. Adler, her şey güzel olacak. Şu an güvendesiniz. Kocasını öldürmüşler hayvanlar. 3 gündür uyumuyoruz. Uyuyacak
Rahat bir yere ihtiyacımız var. Mr. Morgan, yeriniz hazır. Mr. Bell, you're with the fellas over there. Mr. Bell, siz siktir olup gidin, öbür tarafta yatın. Güzel, sen git öbür tarafta yat lan. Deve. Benim odam hazır. İşte bu kadar. Benim odam hazır dostum. Ben istediğim gibi, istediğim yerde yatabilirim. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong and he's smart. Karlı bir gündü. Akıllıydı. Ve cesurdu. Arthur. Arthur. How you doing? Just fine, Abigail. Ne haber? İyiyim. Abigail, sen? I need you to... Sana ihtiyacım var. I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two... Your John will be fine. John gideli 2 gün oldu. Herhalde John'u bulmamızı istiyor ama o gideli daha 2 gün olmuş ve kar fırtınasına dayanabilir. Javier, Arthur'la gitmeye ne dersin? John'u bulup geri getirirsiniz. Şimdi mi? Bu kız birazcık endişeli görünüyor. Bugün gitseniz iyi olabilir. Seninle geleceğim. Ha? Teşekkür ederim. Tamam, gideceğiz hadi. Bu tarafta. En son John da bu yoldan gitti. Kaybolmamıştır diye umuyorum. Abi bu adam da zaten kaybolmaz. Sen çete liderisin. Yani. Navigasyonun olmadan. O dönemlerde zaten yaşayamazsın. Mecbur. Hadi. Çık bakalım bizim. En güzeli bizim at abi. Bakar mısın? Adını Boncuk koyacağım. Ya da Boncuk olmasın. Başka bir şey olsa da olur ya. Hey, burada bir sis var. Hadi devam edelim. Tamam. Sanırım birileri burayı terk etmiş. Muhtemelen ve işte bu tarafa. Abi şu grafiklere bakar mısınız ya? Şimdi gel de bu oyunu sevme. Şu grafikler, 4 mevsimin yaşanması, çok iyi. Resmen geleceğin oyunu. Geleceğe ilham kaynağı oluyor. Her Rockstar yapım böyle. Hiçbir şey görmüyorum, hiçbir şey. We had the money, it seemed fine. Then suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkerton. It was crazy. Raining bullets. Hadi bulalım şu adamı ya. Travis. Ha, kamerayı değiştirmek için buna basıp peki FPS kamerasına. Abi FPS kamerasına da geçebiliyoruz yani bu oyunda. Daha ne istiyorsun? Ama ben pek sevmiyorum FPS kamerasında oynamayı ya. Ve şimdi FPS kamerasından geri de gelemiyoruz. Muhtemelen bu görev böyle yapılıyor. Biz şehrin diğer tarafına mı gideceğiz? Kötü iş adamım. Snow's coming in hot again. We'll lose these tracks if we don't move fast. Karda bu kadar hızlı gidemiyoruz gerçekten. Bu çok uzak. Bu fena değil. Bana genelde şu kamera modu gayet iyi geliyor Rockstar oyunlarında.
Dostum bu adam bu kadar yukarı çıkmamıştır ya. Eski Moğollara kadar geleceğiz yani birazcık daha gidersin. Javier sana bir soru. Hadi oğlum. Yeah, a lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. I mean, we can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Yani ben burada olduğunu sanmıyorum Javier bizi. Almost there, boy. Come on. Ne akla hizmet kardeşim buraya getiriyorsun anlamadım. Hey look. Hey bak. Orada. Gördün mü? Gördüm. Sen bunu nereden buldun be güzel kardeşim? Oo. Canın atı. Bağırsakları deşilmiş. Hey, bana yardım edin. Buradayım. Yukarıda. Yürü bakalım. Nerede yukarıda? Göreceğiz şimdi. Merhaba, buradayım. Atları burada bırakalım, yürümeye devam edelim. Ha, burada vay, itemlerimiz ve silahlarımızı bulabiliyoruz. Shotgun'ı alıyorum o zaman attan. Ver, shotgun bayılırım. Hadi gidelim. Şu an sadece bir shotgun'ımız ve bir lover'ımız mı var? Neredesin be bizim eleman? Neredesin? Emin misin? Bunu yapmaya emin misin Javier? Buraya. Evet, eminiz. Yardım edin. Bu taraftan tamam. Peki buraya nasıl çıkacağız acaba? Yardım edin. Peki bu adam buraya nasıl gelmiş ya? Evet, enerjimin dolması gerekiyor. Enerjim düşük şu an. Ama hava soğuk, enerjimin düşük olması da yani normal. Okay. Good now. Watch your step. This is real slippery. Stay close. Evet, enerjim bayağı düştü. Up here. Come on. Yukarı çıkıyoruz duvardan. Haydi bakalım. Up here. Geliyorum, geliyorum. Bekle. Come on. We're coming, John. Senin için geliyoruz, John. Haydi çık bakalım. Damn, çok soğuk. Kahretsin, çok soğuk. Evet, birazcık. Ne yapıyorsun? Biraz üşüdüm. Oo, baba, ver. Ver, birazcık içimiz ısınsın. Kentucky. Oo. Ne atıyorsun lan? Heh, şöyle ya birazcık enerjimiz ısınsın. İlerlemeye devam edelim haydi. John. John, beni duyuyor musun? Geliyoruz senin için. Bu adam uçurumun kenarında herhalde ya. Aşağıda. Peki bu adama ne olmuş abi? Never thought I'd say this, but good to see you, Arthur Morgan. Sizi görmek güzel, Bay Arthur.
You don't look so good. I don't feel too good. Hiç iyi gözükmüyorsun. Freezing. Donuyorum. Don't die just yet, cowboy. Sakın öleyim deme cowboy. Hep de biz yükleniyoruz anasını satayım. Şimdi umarım bu yolu geri döndürmezsin bize. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Olamaz. You a sorry sight. Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. Ya bu yolu geri dönmek... I don't think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Hadi. Hadi. Güzel, sinematikte böyle dönüyor. Kurtlar eksikti değil mi be? Bunu gördün mü? Tepede kurtlar var. Mükemmel. John'u al ve atlara doğru git. Ben kurtların icabına bakacağım. Gel bakalım dost. Nerede öbürü? İyi iş Arthur. Yani ve kurtlar tarafından da ısırıldım. Tamamdır John. Javier artık bizi şöyle reloverımı alalım da. Hadi Javier bizi buradan götür. Çıkart artık bizi buradan. Hiç iyi hissetmiyorum. İyi olacaksın. Birkaç saat sonra ölmüş olacağım dedi ama daha ölmeyeceksin. Şu an değil. Bu adam buralara niye gelmiş ki? Yukarıda daha fazlası. İyi, son kurşuna headshot yaptık. Sağdan geliyorlar. Dön artık. İşte bu kadar. Reloader daha kolay oluyor. Daha fazlasını görüyor musun Arthur? Hiç sanmıyorum. Tanrım. Benimle geldiğin için teşekkürler. Ve Arthur her zaman der ki ben şanslıyım. Ha, bu işin şansla bir alakası yok. Tamamen ekipman, donanım. Şu an donuyoruz ve bu adam ölmemek için savaşıyor. Sola tırmanmamız gerek. Biraz geri dönüş zor olacak ama geldik bile hatta ya. Geri dönüş zor olacak dedi ama adam. Gayet geldik. Bir yamukluk çıkmasın bizim kasabada. Bakayım burası mıydı? Aynen öyle. Birileri bakabilir mi? John'un yardıma ihtiyacı var. Yardım edecek kimse yok mu? Hadi yardım edin. Yaşıyor. Bacağı kırılmış, dikkat edin. Thank you, Arthur.
Sağ ol Arthur. Not today. Siz kaybedersiniz, biz buluruz dostum. I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that? That civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss. Let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. Ha, önemli değil, önemli değil. Tamam, bulduk birader. Teşekkür ettiğiniz anladık. Abi çıkın gidin artık ya hayatımdan. Hadi çık git. Çıkın gidin. We've been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Haftalar sonra bu beyaz örtü kalkacak artık. Ve biz birazcık daha böyle ılımlı iklimlere doğacağız diye umuyorum. Şöyle bir Dutch'ın da söylediği kar fırtınası bittikten sonra buradan gideceğimiz. Şöyle bir hemen ufak tefek haritaya bir girelim. Güzel, Arthur'un evi, Bill Wilson, eski arkadaşımız, Mr. Pearson benimle konuşmak istiyor, bana görevleri var. Gayet iyi. Şimdi buradan bir gardırobamıza bakalım. Nasıl gidiyor Arthur? Ha, bu sadece oyunu anladığım kadarıyla kaydetmek için. Şu dolabımıza bir bakalım abi, neler var. Bunu al. Başka da hiçbir şey yok. Güzel. Evet, bu bölümün şimdilik sonuna geldik. Red Dead Redemption 2'de giriş yapmış olduk. Giriş bölümleri her zaman biraz uzun oluyor biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Umarım bu bölüm beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.